Bugünkü video için ekstra heyecanlıyım. Osmanlı Süper Ligi'ni kuruyoruz. Ya bu ne demek oluyor? Osmanlı Devleti yıkılmasaydı ve bir lig kursaydık ne olurdu? Yani işte hani Osmanlı yıkılmadan önce bu coğrafyada olan ülkeler, işte Ukrayna, İsrail, Yunanistan, Hırvatistan, Sırbistan, Polonya, Macaristan, Romanya, Azerbaycan, Arap ülkeleri hepsini bir ligde topladık. Bakalım Osmanlı Süper Ligi nasıl olacak? Bulunan bütün takımları sizlere hızlıca bir tanıtmak istiyorum. Ama onun öncesinde daha fazla böyle içerikler için kanala kesinlikle abone olmayı unutmayın. Ayrıca video fikirlerinizi de yorumlarda bekliyorum. Bu videoyu da zaten yorumlardaki bir fikirden aldım. Kardeşime buradan selam yollamış olayım. Şimdi takımları tanıtabiliriz. Fenerbahçe tabii ki ligimizde yer alıyor. Türkiye'den 4 takım koyduk lige. Ferencvaros, Macaristan temsilcisi Süper Lig'de olacak. Galatasaray tabii ki Süper Lig'de. Poznan, Polonya temsilcisi. Ludogorets, Bulgaristan temsilcisi. Maccabi Haifa, İsrail temsilcisi. Olympiakos, Yunanistan'dan geliyor. Panathinaikos'la onları aldık. Hani iki takım aldık Yunanistan'dan. Karabağ, Azerbaycan temsilcisi. Shakhtar, Ukrayna'dan geldi. Trabzonspor zaten biliyorsunuz dört büyüklerden biri. Al Ahli, Arap tarafından geliyor. Al Ayn ve Al Nasır'la beraber üçünü getirdik Arap tarafından. Tabii ki Beşiktaş da burada. Kluj, Romanya temsilcisi. Kızıl Yıldız, Hırvatistan'dan geliyor. Dinamo Zagreb, Hırvatistan'dan geliyor. Ve son olarak Ukrayna'dan Dinamo Kiev'de ligimize dahil oldu. Böyle bir lig. Osmanlı Süper Ligi resmi olarak başlıyor. Süper Lig'deki takımları görüyorsunuz. Abi manyak video olacak. Ben var ya bu konsept yorumlarda gördüm. Şu takımları yazarken o kadar heyecanlandım ki. Süper bir video bizleri bekliyor. Şöyle yapacağız. Görüyorsunuz şu an Galatasaray'ın başındayım. Toplamda 8 sezon sürmesini planlıyorum videonun. 2 sezon Galatasaray'ın başında kalacağız. Ardından işte 2 sezon sonra Beşiktaş'a, Fener'e veya Trabzon'a geçeriz. Öyle sıra sıra gideriz. Bizim dört büyükleri dolaşırız video boyunca. Haberiniz olsun. İlk sezon Galatasaray'dayız. Bakalım kim kaçıncı olacak ya? Abi tahminlerinizi de yazın kesinlikle bak. Yani mesela bu ligde kim şampiyon olur hiç de tahmin edemiyorum. Hiç aklıma bir şey gelmiyor. Bir de buradan hani Avrupa'ya giden takımlar olacak. Onlar neler başaracak falan hepsini göreceğiz. Ben lafı uzatmayayım. İlk sezonumuzun sonuna doğru gidelim. Bakalım Osmanlı Süper Ligi'ni kurulduğu ilk sezonda kim kazanacak? Daha fazla bu tarz videolar izlemek istiyorsanız kesinlikle like ve yorum atmayı unutmayın. Bugün en az 10.000 like'ı bulalım. Beni kırmayacağınızı biliyorum. Osmanlı Süper Ligi'nin ilk sezonunun sonuna geldik. Bakalım kim ne yapmış arkadaşlar? Galatasaray şampiyon oluyor. Vay 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 vay. Trabzon 2. Beşiktaş 3. olmuş. Araya Al Nasır girmiş 4. 5. Olympiakos, 6. Dinamo Zagreb ve 7. Fenerbahçe. Sonuncu kim olmuş şöyle bakalım. Evet son 3 Maccabi Haifa, Al Ahli ve Karabağ. Arap takımlarının aslında reytingleri iyiydi. Ben daha iyi olmalarını bekliyordum. Bir tek Al Nasır işte Abu Bakar'la falan herhalde yukarılara taşımış kendini. Ziraat Türkiye Kupası'nı Olympiakos almış. Finalde Al Ayn'a karşı 4-1'lik bir maç. Galatasaray'la Beşiktaş yarı finalde elenmiş. Vallahi tebrik ediyoruz. Şöyle bir transfer geçmişine bakalım. Bizim takımlarımız bir şey yapmış mı? Burada yokuz herhalde. Ama Osmanlı Süper Ligi daha gelişecek oğlum. Rahat olun, geniş takılın. Avrupa temsilcilerimiz ne yapmış? Biliyorsunuz ilk sezon Fenerbahçe ile Trabzonspor Avrupa Ligi'nde. Fenerbahçe konferansa düşmüş. Çüş, puanlara bak. Larnaka ne yapmış oğlum ayaklarına? Trabzonlu olmuş. Onlar da ikinci olmuş, devam etmişler. Ha, ama burada ön elemede mi gitmişler? Ön elemede Leipzig elemiş onları. Konferans ligini Fiorentina kazanıyor. Emre Hoca'nın ayar verdiği Fiorentina. Fener de Sivasspor'la eşleşmiş. Penaltılarda Sivas'ı geçmiş. Hani Sivas farklı ülkede gibi sayılıyor ya şu an oyunda. Ve AZ Alkmaar'a elenmiş. Hemen bir ligdeki gol krallığı durumuna bakalım. Hocam Olympiakos'tan bir tane kardeşimiz gol kralı olmuş. Shakhtarlı Şved ve Trabzonsporlu Maxi Gomez. Üçü de 16 gol atmışlar. Icardi 15 gol. Mercier 15 gol. Martinez, Batshuayi, Visca falan diye gidiyor. Asist krallığında Kanga var. Kızıl Yıldız'dan Kanga. Ve Al Nasır'dan Talişka birinciyle ikinci olmuş. Deli Ali de 3. olmuş dostlar. Gol yenmeyen maçta da Mert Günok 1. Vaçlik Maignan, İrfan Can Eğribayat diye gidiyor. Yani değişik bir sezon olmuş onu söyleyeyim. Şampiyonun kadrosuna bir bakalım. Icardi 79 rating, 15 gol 3 asist. Fena istatistikler var. Dilerseniz İkinci sezonumuzun sonuna geçelim. Haydi bakalım oğlum, ikinci sezonun sonundayız. Bu sezon Beşiktaş'ın başına geçtik. Çünkü hani bir takımda iki sezon kalırsak onların transferini engellemiş olacağız. Gerek yok.
Her sezon takım değiştire değiştire ilerleriz. Osmanlı Süper Ligi'nin ikinci sezonunda şampiyon Trabzonspor oluyor. Tebrik ediyoruz. Hemen şuradan işaretimizi yapalım. Burası kritik. Al Nassr 4 puanla kaçırmış şampiyonluğu. Hemen arkasında Fenerbahçe var. Yalnız Trabzon'la Al Nassr biraz farkı açmışlar. Bayağı bir fark olmuş orada. Galatasaray da kadrosu bozulmamıştı. Niye böyle olmuş anlamadım. Sonuncu kim? Hemen bakıyoruz ve Al Ayın, Al Ahli, Shakhtar son 3 sırayı paylaşmışlar. Abi lig çok zor bir lig bak. Harbi zor bir lig. Birbirine eşit çok takım var. Bu yüzden değişik değişik şampiyonlar çıkabilir her sezon. Bakalım videonun sonunda toplamda hangi takım kaç kere şampiyon olacak? Olympiakos burada ikinci kupasını aldı. Geçen sezon da kupayı almışlardı. Bu adamlar kupa canavarı. Allah Allah. Trabzonspor'u yenmişler finalde. Ondan önce Kızıl Yıldız'ı elemişler. Adamlara bak ya. Al Nassr'ı falan eliyorlar. Ligde kötü olup kupayı nasıl böyle alıyorsunuz kardeşim? Evet, gol krallığına bakalım. Gol krallığında Martinez birinci, Al Nassr'dan 19 gol atmış. Visca, Sporar, Gomez, David diye gidiyor. Asist krallığında da Visca ağırlığını ortaya koymuş. Gol yenmeyen maçta Al Nassr'dan Ospina var. Bir dönem Türkiye'ye de gelecek denmişti Ospina. Avrupa'da ne yaptık abi? Geçen sezon bizi Avrupa'da temsil eden kulüplerimiz var. Bak, Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nden düşmüş maalesef. Hemen Avrupa Ligi'ne bakalım. Vay, Trabzon gruplardan birinci çıkmış. Bunun dışında bizim başka takımımız yok mu? Partizan falan da bak mesela, Sırbistan takımı ama alamadık ligimize. Sırbistan'dan sadece Kızıl Yıldız geldi. Böyle olaylar da var tabii ki. Aşağı yukarı hani her ülkeden birer temsilci almaya çalıştım. Çok önemli takımlar varsa iki tane aldım. O şekilde ilerledim. Bu arada şurada Olympiakos'un grubunda ikinci olduğunu gördünüz. Gruplara bakarak çok vakit kaybediyoruz bence. Çeyrek finalde, yarı finalde takımımız varsa vardır. Yoksa önemli değil. Bak Al Nassr yarı finale kadar gelmiş Konferans Ligi'nde. Oo, ama olmamış işte. Vay be. Beşiktaş'ın da kaleciye ihtiyacı var. Ersin'i satmışlar herhalde geçen sezon. Burada bir kaleciye ihtiyaçları var. O yüzden 10. bitirmişler. 3. sezonun sonundayız. Merakla şampiyonu bekliyorum derken Trabzonspor Osmanlı Süper Ligi'ni domine ediyor. Bence burada Uğurcan'ın büyük katkısı var. Fenerbahçe ikinci olmuş. Biz Fener'in başındaydık bu sezon. Olympiakos üçüncü ve diğer takımları görüyorsunuz. Galatasaray ve Beşiktaş çökmeye devam ediyor. Anlamadım. Ki yani Galatasaray ilk sezon ligi kazanmıştı. Al Ahli, Kluj ve Al Ayn sonuncu olmuş. Bu Arap takımları hep sonuncu oluyor. Ziraat Türkiye Kupası'na bakalım. Olympiakos abi. Sen ne yapıyorsun Olympiakos? Olympiakos üçüncü kupasını aldı bu sezon. Trabzonspor'da ikinci lig şampiyonluğunu kazanmış oldu. Şu ana kadar hep Türk takımlarımız şampiyon Osmanlı Süper Ligi'nde. Hayırdır? Ha yani herkes akıllı olsun. Herkes akıllı olsun. Güzel. Avrupa Ligi'nde yokuz dostlar. Hiç yokuz hem de. Konferans Ligi'nde bir yarı final falan. Bu da yok. Bu da yok abi, geçmiş olsun. Hocam şuradan bir gol krallıklarına bakalım. Bardi'yi görüyorsun, coşmuş. Berisha Fener'e geri dönmüş. 16 gol atmış. Ve Weghorst da bak, iyi bir performans. Trabzon'da Enis Destan da coşmuş. Asist krallığında. Oğlum bu Trabzonlu oyuncular ne yapıyor? Bu arada Hakan Çalhanoğlu Osmanlı Süper Ligi'ne gelmiş. Kızıl Yıldız'da oynuyor. Vay 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 vay. Orkun Kökçü de Osmanlı Süper Ligi'ne gelmiş. Oğlum Perotti de Osmanlı Süper Ligi'nde. Lan Cengiz Ünder de burada. Oo, herkes burada abi. Çok güzel bir lig oluyor ya. Kızıl Yıldız değişik takım olmuş. Şimdi bir bakacağım Kızıl Yıldız'a. Bunlar ne yapmış ya? Transfer geçmişinde görür müyüz acaba? Var mı abi? En yüksek transferleri gösteriyor ama bu. Bu listede gözükmeyebiliriz. Olsun, biz takım kadrolarına bakalım ya. Şimdi birazdan 4. sezona geçeceğiz. Fenerbahçe'de ne olmuş? Biz zaten Fener'in başındaydık. Berisha 16'ya 3, Pedro 11'e 5. Geri kalanları görüyorsunuz. Beşiktaş ekranlarda. Beşiktaş neden başarısız? Çünkü oyuncu almamışlar çok. Şu adamı almışlar 81'lik. Kaç yaşında bu adam? 27 yaşında. Bak, bu adam seneye coşar. Galatasaray'da kim var? Olcan Çağlayan falan oynuyor abi. Yusuf Demir biraz gelişmiştir herhalde. Bakayım. 78 olmuş. Transfer lazım Galatasaray'a da. Şampiyon Trabzon. Enis Bardi coşmuş. Enis Destan 74 rating, 15 gol. Trezeguet bak, bu adamlar transfer yapmamış ama yine de oynuyorlar be. Allah Allah. Kızıl Yıldız sen ne yapıyorsun? Prutse var. Yusuf Yazıcı'yı da almışlar. Osmanlı Süper Ligi'nde yeni bir Türk yapılanması kuruyorlar resmen. Hayırdır oğlum? Bütün bizim oyuncuları alın. Sonra bizim takımlara karşı başarılı olun Sırbistan'dan gelip. Adamlara bak ya. Neyse, Orkun, Yusuf Yazıcı, Hakan Çalhanoğlu. Abi sen ne diyorsun? Sasha Boy falan abi. Aa, güzel bir transfer şeyi bence. Sen söyle. Bak Rıdvan Yılmaz'ı da almışlar. Güzel bir transfer politikası olduğunu düşünüyorum. Madem bu lige geldik, bu ligde iyi oynayabilecek adamları alalım hesabı, anladın mı? Lech Poznan'da da birisi vardı ya. Bunlar da Perotti'yi almıştı da şimdi göremedim. Boş ver. Bir daha abi, Al Nassr'da Talisca duruyor mu? Talisca falan ayrılmış. Luis Gustavo burada. Abu Bakar falan vardı. Onlar da gitmiş. Bu ne oğlum, bu takım
Çok değişik olmuş ya. Abi normalde 4. sezonun sonuna geçecektik ama bir şey fark ettim. Biz az önce nasıl görmedik abi? Trabzonspor gitmiş, simülasyon mantığını anlamış kariyer modundaki ve Magnan'ı almış. Az önce hani kadroya bakarken dikkatli arkadaşlar belki fark etmiştir. Abi sen ne diyorsun, bu nasıl bir transfer ya? Bu arada bundan sonra hani mesela yine Galatasaray'a geçeceğiz önümüzdeki sezon. Geçtiğimiz zaman böyle kadroları biraz daha göstereceğim, haberiniz olsun. Hiç değinmedik kadrolara. Biraz daha takımlarımızın kadrosuna detaylı bakarız. Magnan çok dev bir transfer, çok büyük bir transfer. Trabzonspor bu hamlesi sayesinde belki önümüzdeki birkaç sezon daha şampiyon olacak. Şimdi 4. sezonumuzun sonuna gidiyoruz. Bakalım kim şampiyon olacak? Takvimden çıkıyoruz ve şampiyon... Oha, Trabzon 9. olmuş. Şampiyon kim? Beşiktaş. Vay. Yalnız dikkat ediyor musunuz harbiden? Türk takımlarımız şampiyonluğu bırakmıyor. Şu anda bir tek Fenerbahçe şampiyon olamadı bizimkiler arasından. Karabağ'dan da bir başarı bekliyoruz. Onlar da kendilerini geliştirmişler. İlk sezonda daha kötülerdi. Alayın Al Ahli ve Maccabi Haifa sonuncu olmuş. Şöyle bir Ziraat Türkiye Kupası'na bakalım. Oh be. Sonunda Olympiakos alamamış. Burayı da Kızıl Yıldız kazanıyor. Orkun Kökçüler, Yusuf Yazıcılar falan hepsi burada. Kızıl Yıldız'ı da tebrik edelim. Ne olmuş peki? Karabağ yarı finale kadar gelmiş. Karabağ bu kupayı kazanacak abi. Video sonuna kadar ben inanıyorum. Buradan Azerbaycan'a da bir selam yollamış olalım oradaki kardeşlerimize. Şimdi dostlar, Avrupa Ligi. Avrupa Ligi'nde bizim temsilcilerimiz ne yapmış? İlerlere bakalım sonraki turlara. Bir şey yok maalesef, başarısızız. Şuralarda var mıyız? Yarı final falan yok. Fenerbahçe çeyrek finale gelmiş Konferans Ligi'nde, o kadar. Bir de Şampiyonlar Ligi'ne bakalım. Burada zaten bir şey beklemiyoruz ya. Harbiden bir şey beklemiyoruz burada. Enis Destan da coşuyor bu ligde ya. Ardından João Pedro, Weghorst, Pedrinho diye gidiyor. Asist krallığında João Pedro var. Hakan Çalhanoğlu ile beraber ikisi de 9 asist yapmış. Ardından Kızıl Yıldızlı Prutsev, sonra Beşiktaşlı Gezzal diye gidiyor. Kerem Aktürkoğlu da French Baroş'a transfer olmuş. Galatasaray'dan ayrılmış. Golyenme maçta da evet, durum bu şekilde. Hocam şu French Baroş'a bir bakalım, ardından şeye geçeriz. Damir Redzic. French Baroş'un iyi isimlerinden biri. Cengiz Ünder. Cengiz Baba 28 yaşında. Kerem Aktürkoğlu buraya gelmiş. 27 yaşında. Kanat olan Marquinhos. Biz bu çocuğu bir videoda almıştık. Son bir ay içindeki bir videoda almıştık biz bu çocuğu Birebilt'te. Evet, geri kalan oyuncuları görüyorsunuz. Bir de şampiyon Beşiktaş'a bakalım. Weghorst, Antonio Sanchez. Muleka iyi oynamış. Bak Claudinho ne dedim sana? İyi oynayacak demiştim. 7 gol 6 asist yapmış. 5. sezonumuzda tekrardan Galatasaray'ın başına geçiyoruz dostlar. 5. sezonun sonundayız. Kızıl Yıldız şampiyon olmuş. İlk defa kaptırıyoruz. Bak ilk defa farklı bir takım aldı Türk takımları dışında. Ama bu Kızıl Yıldız da zaten aldığı oyuncularla beraber yarı Türk takımı oldu kardeşim. Evet, geçen yılda kupayı almışlardı. Ben kenardan şuradan notlarıma bakıyorum. Bunlar da şampiyon takımlar arasına girdiler. Tebrik ediyoruz. Fenerbahçe 4. Trabzon 5. Beşiktaş 10. Karabağ 11. olmuş. Yükselmeye devam ediyor Karabağ. Arap takımları da hep en altta oldu bu videoda. Ziraat Türkiye Kupası'nı French Baroş kazanmış. Cengiz Ünder'in takımı. Onları da hemen şurada işaretleyelim dostlar. Lech Poznan'a karşı oynamışlar. Yarı finalde bak, Lech Poznan Beşiktaş'ı elemiş. French Baroş da Shakhtar'ı elemiş. Osmanlı Süper Ligi'ne bak sen. Neler neler yaşanıyor. Gol krallığında Enes Ünal Kızıl Yıldız'a gitmiş. 21 gol. Perotti Lech Poznan'da 18 gol. Batshuayi 18 gol atmış Fener'de. Galatasaray'da Fernando diye bir topçu var. Birazdan göstereceğim. Ben geldiğimde de zaten alınmıştı, transfer edilmişti. 16 gol atmış. Geri kalanını görüyorsunuz. Asist krallığında Cengiz Ünder 1. Hakan Çalhanoğlu 2. olmuş. Vallahi lige damgasına vuruyor Türk oyuncular ya. Helal olsun. Kalecileri de gördünüz. Galatasaray takımında bak böyle Fernando diye bir santrfor almışlar. Shakhtar'dan mı gelmiş bu adam 28 yaşında? Galiba Shakhtar'dan gelmiş. Ligin içinde geçiyor. Bakalım seneye ne yapacak? Galatasaray'ın istatistiklerini gösterelim. Oğulcan Çağlayan ilk 11 oyuncusu oldu ama reytingi düşük. Morutsan, Torreira, Yusuf Demir, Mitchell. Daha iyi transferler lazım. Bak burada ismi sadece Slaven olan bir adam da var bu arada. Fernando gibi bir iki transfer daha yapsalar şampiyon olacaklarmış ha. Bak şu ismi olmayan adam da böyle gözüküyor. Tebrik ediyoruz. Şu Kızıl Yıldız'ın takım istatistiklerine bakacağım. Enes Ünal, Orkun Kökçü baba. Hayırlı işler ya Türk oyuncularla beraber. Yusuf Yazıcı da var. Hayırlı işler. Hakan Çalhanoğlu da burada. Herkes burada abi. Milli takımı toplamış bu adamlar. O zaman 6. sezonda Beşiktaş'ın başındayız. Direkt geçelim. Beşiktaş'a geçeceğiz dedim ama size bir sürpriz yaptım arkadaşlar. Görüyorsunuz. Kızıl Yıldız'ı
yazın başındayız. Merak ettim abi, bu kadar türkü toplamışlar. Bu adamların kalecisi yok. Bak ona dikkat çekiyorum. 68 reytingli bir kaleci oynuyormuş simülasyonda. Ama onun dışında Hakan Çalhanoğlu, Orkun Kökçü, Abdülkadir Ömür, Yusuf Yazıcı, Enes Ünal, işte Rıdvan Yılmaz, Süper Lig'den tanıdığımız Boey, bir sürü tanıdık isim var. Bu adamların kadrosunu merak ettiğim için bu sezon onların başındaydım. Video başında 8 sezon demiştik ya, onu 10'a çıkaralım abi. 10 sezon yaparız tüm videoyu. Önümüzdeki sezon yine Beşiktaş'ın başına geçeriz. Video bitmeden bir Ferencvaros'un da başına geçeceğim. Cengiz Ünder falan orada çünkü. Merak ediyorum. Ne demişler? Hayatta başına ne gelirsen işte meraktan gelirmiş. Kızıl Yıldız şampiyon oluyor 68 puanla. Türk takımları ilk 4'e giremiyor abi, bu ne demek? 6. sezondayız değil mi şu an? Dinamo Zagreb 2. Bak onlar da nasıl yükselmişler. Shakhtar 3. Ferencvaros 4. Trabzon 5. Galatasaray 7. olmuş. Beşiktaş 9. ve Fenerbahçe 12. Son 3 takımı da görüyorsunuz. Kluj, Al Ahli ve Al Ayn. Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray. Bak Türk takımları en azından her sezon kupa alıyorlar. Kupada olmasaydık üzülürdüm. Güzel abi, güzel. Kupa olayı iyi oldu. Bu arada Galatasaray ilk Ziraat Kupası'nı kazandı. Bunu da söyleyelim. Buralarda bir şeyler kovalıyor muyuz? Yokuz. Konferans Ligi'ni bir takım alsın bari bu videoda ya. Al Ayn çok yaklaşmıştı değil mi? Pardon, Al Nasır çok yaklaşmıştı ilk sezonlarda. Gol krallığında Enes Ünal 1. olmuş. Sikan diye bir kardeşimiz var, eyvallah. İkinci olmuş. Bunun dışında asist krallığına bakalım. Türk oyuncular Osmanlı Süper Ligi'ne daha önce de dediğim gibi ağırlığını koyuyor. Seneye de Ferencvaros'a bakacağım. Cengiz Ünder'le Kerem orada. Gollenmeyen maç istatistiklerini görüyorsunuz. Trabzonspor şeyi sattı mı? Bak ya. Ne yaptınız abi o adama? Vallahi iyi kalecilerini satmışlar. Magnan'ı verip 78'lik adamla devam ediyorlar. Akıl kâr mı kardeşim bu? Ne yapıyorsunuz ya? Bu yüzden çökmüşler. Yoksa var ya, iki şampiyonlukta kalmazdı Trabzon, ben söyleyeyim. Fenerbahçe'de durum nasıl? João Pedro Lincoln hala devam ediyor, Portekiz çetesi. Onun dışında Arda Güler bak 81 reytinge gelmiş. Önümüzdeki sezonlarda isminden bahsettirebilir. Diego Rossi 81 reyting. Herkesi görüyorsunuz. Miralem Pjanic'i almışlar. Hocam Karabağ'da durumlar nasıl? Şeydayev oynuyor burada 69 reyting. Onun dışında bütün oyuncuları göstermiş olalım. Çok ilginç bir rebildi ya. Böyle şeylere bayılıyorum. Böyle videolara gerçekten bayılıyorum. Kerem Aktürkoğlu bu takımın en iyisi. Niye Galatasaray'dan ayrıldığını anlamadık. Cengiz Ünder artık kaç yaşına gelmiş? 30 yaşında. 2 gol 7 asist yapmış bu sezon. Galatasaray transfer yaptı mı baba? Morutsan, Fernando hala devam ediyorlar. Adam akıllı bir transfer yok. 7. sezonda da Kızıl Yıldız şampiyon oluyor. 75 puan, bu adamlar 3. şampiyonluklarını ilan ettiler. Şu anda şampiyonluk sayısı olarak Trabzonspor'un önüne geçmiş oldular. Galatasaray 2. Fenerbahçe 3. Geri kalan oyuncuları görüyorsunuz. Daha doğrusu geri kalan takımları görüyorsunuz. Sonuncular da değişmiyor baba. Ziraat Türkiye Kupası'nı da Kızıl Yıldız alıyor. Sen ne diyorsun? Bu adamlar dominasyona başladı. Şampiyonlar Ligi'nde Kızıl Yıldız üst tura geçmiş. Ardından Chelsea'yi elemiş. Eleyememiş. Ama oğlum 3-1 diyor toplam skor. Ha ben yanlış okudum. Kızıl Yıldız 7-3 kazandı sandım, pardon. Avrupa Ligi'nde var mıyız abi? Yokuz. Yokuz evet. Konferans Ligi'ni City almış. Bizim bir takım falan var mı? Biz bu arada Ferencvaros'un başına geçmiştik. Takımı görüyorsunuz. Cengiz Ünder burada. Kerem Aktürkoğlu yoktu, anlamadım. Galatasaray'ın aldığı Fernando gol kralı olmuş. Ardından bizim takımdan Maaay diye bir adam 17 gol atmış. Enes Ünal 14 gol. Muleka hala atıyor Beşiktaş'ta. Fenerbahçeli Arda Güler'i görüyorsun. Cengiz Ünder falan. Hepsi oynuyor abi. Asist krallığında Beşiktaş'ta Delibaş 13 asist yapmış. Ardından Abdülkadir Ömür ve Orkun Kökçü'yü görüyoruz. Hep bildiğimiz isimler var ya. Şeyda evde 5. olmuş bu arada Karabağ'dan. Gollenmeyen maçta da Trabzonspor'un kalecisi 1. olmuş. Adamlar Maignan'ı sattı. Yerine aldıkları kaleci de iyi çıktı. Cengiz Ünder 15 gol 8 asist yapmış bu sezon. Maaay'de görüyorsunuz 17 gol 3 asist. Vallahi Kızıl Yıldız'ın üstünlüğünü kim bitirecek acaba? Bunu merak ediyorum. Artık yavaş yavaş da videomuzun sonuna geliyoruz. Son 3 sezonumuz. 7. sezonumuza geçelim. Az önce galiba 7. sezonun sonuna geçiyoruz dedim. Yanlış söylemişim. 8. sezonun sonundayız. Bakalım ne olacak? Daha doğrusu ne olmuş? Ve şampiyon Shakhtar oluyor. Oha! Bak bu hiç beklenmedik bir şampiyon ya. Shakhtar ne alakasın abicim sen? Nesin yani? Hiç de sevmem biliyor musun? Bir ara Fenerbahçe'yi elemişti Şampiyonlar Ligi'nden. Lucescu vardı onların başında o dönem. Lucescu da Ukrayna takımlarını dolaşmış yani. Evet, Kızıl Yıldız 2. Dinamo Zagreb 3. Dinamo Zagreb formunu arttırdı. Bu arada Karabağ'ı da görüyorsunuz 5. olmuş. Biz Beşiktaş'ın başındaydık. 7. olduk. Fenerbahçe 8. Trabzon 9. Galatasaray 13. Vallahi 5. sezondan sonra falan Türk takımları bir düşüşe geçti. Ben anlamadım. Transfer yapmıyorlar çünkü. Ziraat Türkiye Kupası'nda Shakhtar almış. Geçen yıl Kızıl Yıldız da böyle yapmıştı. Double double. Her iki kupayı da kazanmışlardı. Şimdi de Shakhtar öyle yapıyor. Yani vallahi tebrik edelim de Türk takımlarına ne oldu babacım ya? Ayıp oluyor yani burada. Ayıp oluyor sana. Yarın Bulgar üzülerek gidersiniz.
haberiniz olsun. Evet, Şampiyonlar Ligi'nde yokuz. Avrupa Ligi'nde ilerleyen takımımız var mı? Abi Galatasaray yarı finale kadar gelmiş, Frankfurt'a elenmiş ya. Kupayı da Frankfurt alıyor, görüyor musun? Konferans Ligi'nde de yokuz abi. Orada da yokuz. Galatasaray çok yaklaşmıştı Avrupa Ligi'ni almaya. Beşiktaş'ta abi Gezal 59 reytinge kadar düşmüş. Yok mu, sağ kanada adam almadınız mı? Harbiden almamışlar. Wellington 50 reyting burada oynuyor. 41 yaşına gelmiş Wellington. Herhalde Sanuç, Tayyip Sanuç oynuyor burada. Anlamadım. Bir tek şu Claudinho'yu transfer etti Beşiktaş. Onun dışında bir şey yok. Weghorst falan da gitmiş. Evet, gol krallarını görüyorsunuz. Asist kralları da ekranlarda. Gol yenmeyen maçı da göstermiş olalım. Beşiktaş'ta Muleka ve Claudinho takımın yıldızı ama yetmiyor işte. Transfer yapmıyorlar çünkü. Osmanlı Süper Ligi'nin yayın gelirleri mi düşük kardeşim? Niye bizim takımlar transfer yapmıyor? Bak orada Kızıl Yıldız, Shakhtar, Maktar hep transfer yapıyorlar. Mesela şu Shakhtar'da kim var? Nasıl bunlar şampiyon olmuş? Bir inceleyelim. Hayırdır? Zalewski 83 rating sol orta saha. Sudakov 79. Şved 69. Bak 82'lik adam var. 80'lik Pedrinho. Felipe Mendes. Oho. Abi iyi adamlar var ya. Galatasaray Fernando'yu da buradan almıştı zaten. İyi adamlar var Shakhtar'da. Bu yüzden şampiyon oluyorlar. Bizimkiler de transfer yapsa keşke. Neyse efendim, 9. sezona geçiyoruz. 9. sezonda Fenerbahçe'nin başındayız. Takım gerçekten hiçbir transfer yapmamış ya. Ya João Pedro falan 58 reytinge gelmiş. Onun yerine burada Rijen birkaç oyuncu var, onlar oynuyor ama bir de Arda Güler oynuyor. Bence takımın tek başarısı bu. Arda, Ferdi, işte ne bileyim Rossi falan takımda tutmuşlar. Pelkas bile yaşlanmış artık. 37 yaşında 58 reytinge düşmüş. Ben bu takımlarımızın, özellikle bu 4 büyük takımımızın transfer politikasını anlayamadım. Trabzon biraz iyiydi başlarda. Zaten şampiyon da oldu. Ondan sonra o da bozdu. Şöyle bakalım. Dinamo Zagreb Hırvatistan temsilcisi şampiyonluğu burada alıyor. Dinamo Zagreb'e de hemen işaretini atmış olalım. 2. Kızıl Yıldız, 3. Olympiakos, 4. Panathinaikos, 5. Fenerbahçe. Yine takımlarımız aşağı sıralarda yer almışlar. Galatasaray 15. olmuş. Karabağ 12. Trabzon 13. Şu alt 3 sıralama hiç değişmiyor ama. Kulüş, Al Ahli ve Alayın. Oraya kombine almışlar. Ziraat Türkiye Kupası'nı Kızıl Yıldız almış. Videodaki en çok kupa kazanan takım Kızıl Yıldız oldu böylelikle. İnanılmaz. Toplamda 3, 4, 5, 6 tane kupa kazandılar. 3 lig şampiyonluğu, 3 de Ziraat Kupası. Helal olsun. Şampiyon Ligine bakalım. Burada var mıyız? Frankfurt burada. Oha! Şampiyonlar Ligi'ni kazanmışlar. Kim var oğlum Frankfurt'ta? Avrupa Ligi'ne bakalım hemen. Yokuz. Maalesef yokuz. Hiç başarılı olamadık Avrupa'da ya. Tabii en iyi lig Osmanlı Süper Ligi olduğu için bu takımlar Avrupa Ligi'ni takmıyorlar. Anladın mı? Mevzu o. Hani o zamanlarda en büyük imparatorluk Osmanlıymış ya. Çok dışarıyla ilgilenmiyorlar. Fethedip geçiyorlar mesela. Aynı şekilde yani. Öyle çok umurunda değil. Tabii onlar fethediyormuş. Bizimkiler bari bir tane kazansaydı değil mi Avrupa Ligi'ni? O da ayrı konu. Evet, Enes Ünal burada video boyunca zaten çok istikrarlı bir performans sergiledi. Rossi simülasyon canavarı 4. olmuş, görüyorsunuz. Asist krallığında Abdülkadir Ömür ve Bokkaş aynı sayıda asist yapmışlar. Orkun Kökçü. Ardından Beşiktaşlı Delibaş geliyor. Bu şekilde devam ediyor. Gol yenmeyen maçta da Dinamo Zagreb'de Iusic 1. Şu Dinamo Zagreb'e bakalım. Ama ondan önce ben bir Frankfurt'a bakacağım ya. Frankfurt hayırdır? Kızıl Yıldız ne yapmış Şampiyonlar Ligi'nde? Bekle. Yusuf Yazıcı iyi oynamış. Kangva. Bunu da Kagawa diye okuyorum içimden hep. Abdülkadir Ömür falan görüyorsunuz hepsini. Abicim Frankfurt'u merak ediyorum. Affınıza sığınarak bir ona bakacağım. Adamlar Şampiyonlar Ligi'ni nasıl kazanmış çok merak ediyorum. Raspadori 85. Joe 84, Vahi 83, Nunes 85. Çok iyi regen oyuncular da almışlar takımlarına. Wonderkid'leri de toplamışlar. Sonuçta Şampiyonlar Ligi'ni kazanıyorlar. Ama stoperleri o kadar üst düzey değil. Var mı? 83'lük var. Yani çok çok da iyi değiller öyle. Osmanlı Süper Ligi'nin şampiyonu Dinamo Zagreb'e bakalım bir de. 17'ye 10 Bokaş çok iyi oyuncu. Mahir Emreli var. Azerbaycanlı Mahir Emreli. 4 gol 1 asist yapmış, helal olsun. Ben bu arada Dinamo Kiev'i hiç görmedim abi video boyunca. Bu takımın bu ligde olduğunu hatırlayan var mı baba? Evet, Dinamo Kiev kadrosu ekranlarda. O zaman artık son sezonumuzun, yani 10. sezonun Haziran ayına simüle edelim. Bu sezon Trabzon'un başındaydık. İlk kez bakıyorum sizle beraber takıma. Visca falan, abi bütün Türk takımlarımız aynı. Hiçbiri transfer yapmamış. Kadroyu görüyorsunuz. Çok değişik isimler yok. Kaleci maleci değişmiş. 68'lik kaleciyle idare ediyorlar mesela. Ve 38 yaşında. Ne yapıyorsunuz? Artık eleştirmiyorum. Zaten videonun sonuna geldik. Bakın görüyorsunuz. 4 büyüklerin hali çok kötü. Trabzonspor, Galatasaray ve Beşiktaş arda arda sıralanmışlar. Fenerbahçe 2. olmuş ve şampiyon yine Shakhtar abi. Shakhtar son 2 sezonda ne alakasın sen ya? Bari bırak da Fener olsaydı. Bak Fenerbahçe bu videoda kupa kazanamadı abi. Öyle bir durum var şu anda. Üzüldüm. Bir Fenerli olarak üzüldüm. Shakhtar'a da sinir olmadım değil. Yapacak bir şey yok. Tebrik edelim bütün takımları. Osmanlı Süper Ligi çok zor bir lig. Belki de dünyanın en zor ligi. Ziraat Türkiye Kupası'nı Karabağ alıyor. Bak demiştim. Videonun ortalarında bir yerlerinde dedim ki Karabağ bu kupayı kazanacak dedim. Buradan Azerbaycan
Balkanlı kardeşlerime selamlar. Hemen Karabağ'ı işaretleyelim. Kupa kazanmış oldular bu videoda. İyi oldu abi. İyi oldu. Kızıl Yıldız'ı mı? Neyi elemişler? Olympiakos'u elemişler. Şaktar da Kızıl Yıldız'ı eleyip gelmiş buraya. Ve Karabağ Şaktar'ı yenmiş. Lig şampiyonunu yenmek kolay değil. Abicim Şampiyonlar Ligi'nde var mıyız? Artık bu son sezondu biliyorsunuz. Avrupa Ligi'ne bakalım. 10 sezon boyunca Osmanlı Süper Ligi'nde neler olduğunu inceledik. İlginç ve eğlenceli bir videoydu bence. Onu da söyleyelim. Şuradan gol krallarına baktığımız zaman son sezonda Arda Güler kendini göstermiş. Asist krallığında Sudakov var. 10 asistle birinci olmuş. Gol yenmeyen maçta da görüyorsunuz tanımadığımız bir sürü kaleci var. Diyecek bir şey yok yani. 68'lik kaleciler falan vardır orada. Bu ligin kaleci kalitesi biraz düşük. Osmanlı Süper Ligi Yönetim Kurulu diyor ki kaleciler kötü olsun, full gol izleyelim biz. Full. Atak atak atak. Öncelikle Shakhtar'a bakacağım, şampiyon takım. Shakhtar'da Vidovic, Sudako, Pedrinho bildiğimiz adamlar var. Karabağ. Kupayı aldı Karabağ. Nerede onlar? Hernan Marin 71. Şeydayev hala oynuyor. Baba 36 yaşında 61 rating. Andrade. Andrade iyi oyuncu, Portekizli 75. Lamptey. Ama bak Tarık Lamptey değil bu. Lansana Lamptey. Onun Tarık Lamptey'in şeyiymiş, kuzeniymiş. İsmail İbrahimli'yi görüyorsun. Bir sürü oyuncu var. İyi oynamışlar. Helal olsun diyelim. Hatta biz onların kupadaki şeyine baksak daha mantıklı olacak. Sonuçta adamlar kupayı kazandı. Bakın burada İbrahimli takımını taşımış. Edson var orta sahada. Romao falan oynamışlar abi. Son olarak tabii ki Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray'a da şöyle bir bakmış olalım. Gösterelim. Yalnız Ziraat Türkiye Kupası üzerinden gösteriyormuşuz. Şöyle göstereyim dostlar. Son sezonda takımlarımız Fenerbahçe. Abi Hebert diye bir adam almışlar, fena değil. Samet Asker, rijen bir oyuncu. Sağ orta sağ, kimin rijeni olabilir ya bu? Kesin rijen de kimin rijeni bilmiyorum. Şu anda çıkaramadım. Evet, Pelkas hala oynuyor. 3 gol 1 asist yapmış üzümlü kek. Devam ediyoruz, Galatasaray'a bakalım. Burada Oğulcan Çağlayan, yani 36 yaşına geldi. Galatasaray efsanesi oldu Osmanlı Süper Ligi'nde. Ratingi düşük olmasına rağmen bir türlü bırakmadı. Yusuf Demir de 78 ratingde kalmış. Galatasaray böyle dostlar. Trabzonspor'da da Emrehan Gedikli iyi oynamış. Enes Ünal falan nereye gitti abi bu arada ya? Şeye bakacağım, Kızıl Yıldız'a bakacağım. Onlar bu videonun en çok kupa kazanan takımı oldu. Enes Ünal 75 rating, ligi domine etti bugün. Enes Ünal bugünkü videonun MVP'sidir. Sizce bu son 10 sezonluk gösterdiğimiz periyotta Osmanlı Süper Ligi'nde oynayan en iyi oyuncu kimdi? Yorumlara yazın. Ya buraya bu kadar istatistiği boşuna yazmadım. Şu anda ekrana geliyordur. Galatasaray bir kez şampiyon oldu. Bir kez de Ziraat Kupası kazandı. Beşiktaş bir kez şampiyon oldu. Trabzonspor iki kez şampiyon oldu. Bunun dışında Shakhtar iki şampiyonluk artı bir Ziraat Türkiye Kupası kazandı. Karabağ. Onlar da Ziraat Türkiye Kupası'nı kazandılar bir kez. Olympiakos hiç şampiyon olamadı. Sadece 3 kez Ziraat Türkiye Kupası'nı aldı. Dinamo Zagreb'in bir şampiyonluğu var. Kızıl Yıldız 3 kez ligi kazandı, bir de 3 kez kupayı kazandı. Dediğim gibi en başarılı takıma Kızıl Yıldız diyebiliriz bugün. Son olarak French Baroş, Cengiz Ünderler'le falan kupayı kazandı arkadaşlar. Helal olsun diyoruz, bütün takımları tebrik ediyoruz. Sizce Osmanlı Süper Ligi kurulsaydı nasıl olurdu? Yorumlara yazmayı unutmayın. İlginç bir video oldu. Daha fazla bu tarz videolar var kanalımda. Onları da kanala girip bulabilirsiniz. Ben videoyu kapattıktan sonra karşınıza iki video çıkacak. Onlara da bakabilirsiniz. Sonraki videolarımızda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın Arden Papazyan ailesi.